bir aran nasıl olduysa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam babamın elini tuttu, el ele yürümeye başladılar. Tahayyül edin bunu, tahayyül edin. Medine sokaklarında Allah Resulü ile Hazreti Ömer el ele yürüyor. Abdullah İbni Ömer diyor ki, o kadar heyecanlandı ki babamı bu tablodan. Efendimiz elini tutmuş, el ele yürüyorlar. O kadar heyecanlandı ki bir anda hepimizin ödünü koparacak bir sesle dedi ki, ya Resulallah, vallahi seni çok seviyorum. Efendimiz şöyle döndü Hazreti Ömer'e, beni dedi, annenden ve babandan daha mı çok seviyorsun? Evet ya Resulallah, beni ehlinden ve evladından daha mı çok seviyorsun? Evet ya Resulallah, beni malından ve servetinden daha mı çok seviyorsun? Evet ya Resulallah, beni nefsinden ve canından daha mı çok seviyorsun? Ne demiştir Hazreti Ömer? Evet demiş midir? Hayır ya Resulallah. Hayır. Hazreti Ömer bir şey öğretecek bize. Ya Resulallah, seni çok seviyorum deyip bu cümlenin çok da basit olmadığını öğretecek bize. Aslında bunun ne kadar mühim bir şey olduğunu Hazreti Ömer hayatıyla bize öğretecek. Hayır der demez Efendimiz Ömer'in elini bıraktı. Olmadı Ömer, olmadı. Eğer ben sana nefsinden ve canından daha sevgili olmadıkça sen gerçek manada iman etmiş olamazsın dedi. Abdullah İbni Ömer diyor ki, bir anda babamın omuzları düştü, yüzüne bir hüzün çöktü, orayı terk etti, gelip evin eşiğinde oturdu, başını ellerinin arasına aldı, düşünmeye başladı. Düşündü, düşündü, sonra birden ayağa kalktı, koşa koşa vardı huzur-u Nebi'ye, Mescid-i Nebevi'ye. Efendimizin huzurunda durdu. Ya Resulallah, vallahi seni nefsimden ve canımdan daha çok seviyorum dedi. Efendimiz dedi ki, el ene ya Ömer, el en. İşte şimdi oldu. Şimdi kamil iman oldu dedi. Sevinçle çıktı diyor babam oradan. Hemen koştum yanına. Dedim ki, babacığım Allah aşkına söyle. Efendimiz ilk önce sana sorduğunda sen nefsinden daha çok sevdiğini söylemedin. Sonra geldin, oturdun evde, düşündün, taşındın. Sonra vardın huzur-u Nebi'ye, nefsinden ve canından daha çok sevdiğini orada ikrar ettin. Söyle babacığım, niye böyle yaptın? Niye böyle yaptın? Ne diyor bakın Hazreti Ömer? Evladım diyor, ben o güne kadar birçok şeyle Allah Resulü'nü kıyaslamıştım kendi nefsimde. Kendi kendime demiştim ki, ey Ömer, bir gün sen ananı babanı, malını evladını, servetini eşini Allah Resulü'yle tercih etmek zorunda kalsan neyi tercih edersin? Hepsinde Resulullah demiştim. Ama ben o güne kadar kendi nefsimle, canımla Allah Resulü'nü kıyas etmemiştim. Aziz Müslümanlar, şimdi size bir cümle söyleyeceğim. Şimdiye kadar söylediklerimin hepsini unutsanız bile bu cümleyi unutmayın. Zihninizde iyi bir yere yazın. Hazreti Ömer bize gerçek sevgiyi öğretecek çünkü. Ne demiş biliyor musunuz? Evladım, hesabını vermediğim bir sözü Allah Resulüne söylemekten haya ettim. Söz bu. Hesabını vermediğim bir sözü Allah Resulüne söylemekten haya ettim. Geldim oturdum, kendi kendime dedim, Ömer dedim, sen canını nefsini Allah Resulüne tercih etmeyecek misin?
Sonra dedim ki elbette edeceğim. Ben eğer Ömer oldumsa, Ömer-ül Faruk oldumsa, İslam'ın Ömer'i oldumsa onun sayesinde oldum. Ben elbette ki ona edeceğim dedim. Vardım onun huzuruna ve ona imanımın bir tasdiki olarak, bir sadakati olarak bunu söyledim. Hazreti Ömer bize bunu öğretmiş. Bakın dostlar. Gerçek sevginin ne olduğunu öğretmiş. Sevginin ucuz olmadığını, ya Resulallah seni seviyorum dediğimiz andan itibaren hayatlarımızda bir şeylerin değişmesi gerektiğini hayatıyla, sözleriyle, o en sondaki sadakatiyle öğretmiş. Çünkü seven sevdiğinin yolunda bir şeyler yapar. Seven sevdiğinin sevdiğini de sever. Seven sevdiğinin yolunda bir şeyleri feda eder. Allah aşkına herkes kendi nefsine sorsun. Ya Resulallah seni çok seviyoruz diyoruz. Peki Efendimiz bize hani bunun ispatı dese ne deriz? Ne deriz? Her sevgi bir ispat istemez mi? İster. Hani bunun ispatı dese, ya Resulallah şu amelde şunun ispatı diyebilecek kaç baba yiğit çıkar içimizden. Hazreti Ebubekir seni seviyorum ya Resulallah diyordu. Hani bunun ispatı dendiği zaman ortaya onlarca şey de koyuyordu. Hicret yolunu hatırlayın. Sevir mağarasını falan söylemiyorum. Oraları zaten biliyorsunuz. Dönüş yolunda iki aziz dost Medine'ye doğru yürürken Hazreti Ebubekir nasıl yürüyor biliyor musunuz? Bir Efendimizin önüne geçiyor, bir arkasına. Bir sağında yürüyor, bir solunda. Şöyle halkalar çiziyor Allah Resulü'nün etrafında. Efendimiz merak ediyor. Ey Ebu Bekir diyor, senin yerin benim solum diyor, solum, sağım diyor, affedersiniz. Benim sağım, onun sağının adamı Hazreti Ebu Bekir, solunun adamı Hazreti Ömer'dir. Niçin sağını, niçin solunu söylediğimi de en son cümle söyleyeceğim. Senin yerin benim sağım, sağımda yürümek varken seni benim etrafımda böyle döndüren şey nedir? Ne diyor biliyor musunuz? Ya Resulallah, düşünüyorum da sana bir saldırı gelse, önden birisi sana saldırsa, sana gelmesin, bana gelsin diye sağına geçiyorum, önüne geçiyorum. Sonra düşünüyorum ya arkadan gelse arkana, sonra düşünüyorum ya önünden gelse önüne, onun için etrafında halkalar çiziyorum. O kadar Efendimiz memnun oluyor ki bundan. Ey Ebu Bekir diyor, beni çok mu seviyorsun? Evet ya Resulallah. Evet. Bu söz var. Evet ya Resulallah. Boşa çıkmış bir söz değil. Vallahi seni çok seviyorum. Hem de öyle çok seviyorum ki şu canı senin için feda edecek kadar. Şimdi sen benim için ölür müsün diyor. Vallahi ölürüm. Niye peki ya Resulallah? Sebebini de söyleyeyim sana. Eğer ben ölürsem sadece benim babamın Ebu Kuhafe ağlar. Ama sana bir şey olursa, sana bir zarar gelirse bu din ağlar, ümmet ağlar, varlık aleminin tamamı ağlar. Sana gelmesin, bana gelsin diye canımı feda ediyorumdur. Sevgi bu, sevda bu, gerçek manada Allah Resulüne karşı muhabbetin göstergesi bu. Hayatımızda bunu çoğaltalım dostlar. Ezan-ı Muhammed'i okundu. Ne kadar konuşursak konuşalım, bunun ötesinde de bir şey söylemeyeceğiz. Ama söyleyeceğimiz şu olsun ki, gerçek manada sevelim,
Çünkü seven kurtulur. Değil miydi Allah Resulü dedi, kişi sevdiğiyle beraberdir. Kimi seviyorsak onunla beraberiz. Hem bu tarafta hem bu tarafta, o de tarafta. Sevelim Allah Resulü'nü ki akıbetimiz onunla beraber olsun. Sağının adamı Ebu Bekir, solunun adamı Ömer dedim. Niye böyle dedim? Ben demedim. Efendimiz dedi. Bir gün girdi Mescid-i Nebevi'ye. Girer girmez eyne Ebu Bekir dedi. Ebu Bekir nerede? Hazreti Ebu Bekir geldi. Teala bir civarı dedi. Hazreti Ebu Bekir'i sağına aldı. Sonra eyne Ömer dedi. Ömer nerede dedi. Hazreti Ömer geldi. Hazreti Ömer'i de soluna aldı. Sonra Hazreti Ebu Bekir de Hazreti Ömer'in şöyle ellerini tuttu, kaldırdı havaya. Bunu tahayyül edin, bir hayal edin. Ortada Allah Resulü, sağda Ebu Bekir, solda Ömer, birer elleri Allah Resulü'nün ellerinin içerisinde. Efendimiz şöyle kaldırıyor, onlarca sahabeye söylediği cümle şu: Hakede nub'athu yevmel kıyame. Biz kıyamet gününde inşallah böyle haşrolacağız, böyle dirileceğiz. Bu tablonun içerisine dahil olmamız lazım. Nasıl? Hazreti Ebu Bekir'in bir eli Allah Resulü'nde, Hazreti Ömer'in bir eli Allah Resulü'nde. Peki bir eli nerede? O iki insanın, peygamber nasıl gerçek manada sevilir, bize hayatlarıyla öğreten o iki insanın diğer elleri nerede? Diğer elleri havada. Sümbül Efendi camisinin cemaatinden o ellere el uzatılacak eller bekliyor. Uzatın ellerinizi, eliniz Ebu Bekir'in elinde, Ömer'in elinde olsun. Uzatmanın yolu ne? Sevmektir sevmek. Sevgi müminin azığıdır. Sevgi müminin cennete ulaşmasının en büyük vesilesidir. Sevgi kurtuluştur. Eğer seversek Allah'ın izniyle kurtuluruz. Allah bize gerçek sevgiler nasip eylesin. Sevenlerden etsin. Sevgiyi sadece dilde, sadece sözde bıraktırmasın. Sevgiyi hayatlarımıza yaysın. Hayatlarımız o sevginin şahitleri olsun inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahri davane enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah'a emanet olun.